Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agrolema kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Until Dawn 8. bölümüyle karşınızdayım. Demin en son nerede kaldığımızı hatırlamak için son videomuzun, son bölümün son kısmını şöyle bir izledim de tekrardan sinirim bozuldu. Şimdi devam edeceğiz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Şu olay artık bir an evvel çözülsün istiyorum, onun için uğraşıyorum. Ama bir yandan da kayıp vermemeye çalışıyorum. Hadi bakalım, hakkımızda hayırlısı olsun. Evet, önceki bölümlerde yaşananlar şöyle kısaca bir hatırlayalım. Neler yaşadık bakalım. Evet, Sam psikopat peşindeydi. Ve kendisini yakaladı. Daha sonra bizi de yakaladı. Yani peşinden gidiyorduk, bizi de yakaladı ve bir seçim yapmamızı istedi. Ya öldürecektik ya da ölecektik. Biz kendi ölümümüzü tercih ettik. Emily ve Matt büyük bir tuzağa düştüler. Onlar da. Yani benim anlamadığım, bu adam aynı anda nasıl birçok yere koşabiliyor onu anlamıyorum ya. Valla. Matt'i kaybettik. Evet, geçen bölümlerde Matt'i kaybetmiştik. Mike büyük bir belaya kapıldı burada. Ve döndük dolaştık. 7. bölümdeyiz. Şiddetliyiz. Şafağa 4 saat kaldı. Hadi bakalım. Mike Sam'i bulmuş. Kamera var orada, kamera var orada. Kelebek etkisi güncellendi. Tamam tamam, sonra konuşursunuz hadi. Evet. He's trying to kill us all. Listen, this guy who you're talking about, he attacked me. He showed me these videos too. And one of them showed Josh being killed, just ripped apart by this huge evet. Fucking saw blade. Jesus evet. Christ. What the fuck is going on around here? There's a door here. It won't open. Can you unlock it from your side? Evet, şimdi macera başlıyor. Şurayı hemen hızlıca geçelim arkadaşlar. Belki aha kamerada bir şey var. İpucu. Tamam. Hemen kapıyı açmadığımız iyi oldu. Vallahi hemen kapıyı açmadığımız iyi oldu. İpucunu bulduk. Ne işimize yarar bilmiyorum ama 3 ayak üzerinde sabit sandalyeye odaklamış bir kamera psikopat yaşananlarla ilgili görüntüleri kayıt altına alıyor işte. Neyse. Acele ettiğim için aceleden okuyamadım da. Neyse, şuralara bakalım. Bir şey yok gibi, değil mi? Şu kapı açılmıyor. Bir şey yok. Tamam, geri dön. Geri dön. Çabuk. Çabuk. Allah, tek korkum bu psikopatın geri dönmesi. Yürür müsün canım kardeşim? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Hadi. Her an saldırıya uğrayacağız gibi. O yüzden çok hazırlıklıyım. İnşallah başımıza kötü bir şey gelmez burada. Sağ salim kurtuluruz inşallah. Hiç sanmıyorum ama. Kapı kilitli. Tamam. Ne? Ha. Tamam. Sessiz, sessiz, sessiz. Jeez, you look like hell. Huh?
Hadi sonra konuşursunuz. Hadi gidelim. Hadi hadi hadi. Şimdi kontrol mic'ı mı geçiyor acaba? What are you doing? Well, actually the towel didn't turn out to be the best outfit for fighting off killer maniacs, you know. Do you mind, Mike? Oh, right. My bad. Şimdi affedersin, tam üzerini giyinirken başına olaylar gelmesin de. Giyindin mi? Tamam, giyinmiş. Aynen. Biraz zaman kaybettik ama neyse. I'm into that. Josh değil miydi o? Neler dönüyor ya? Hadi hadi hadi, sinirim bozuldu. Josh değil miydi o? Son anda bastım. Emil ölmemiş zaten, böyle pis insanlar ölmez zaten. Yıkılacak mı? Yıkılacak mı? Çabuk lan, çabuk kaç! Nereye kazasam bilmem de. Hazır, hazır ol Oktay, hazır ol. Allah'ım malım. Mal mal beklersen öyle olur işte. Senin yüzünden Matt gitti, Matt. Ya söyleyeceğim, tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Resulallah ya. Ulan gerizekalısın. Yemin ediyorum büyük gerizekalı ya. Ya ölsün bu ya. Gerizekalı. Vallahi siniri bozuyor sadece. Müzik geriyor, yemin ederim müzik geriyor beni. Gerilimden konuşamıyorum. Bir şey, her an bir şey çıkacak gibi. Bir şey çıkması lazım. Tamam, seni gördüm. Seni gördüm. Sağda gidiş var ama burada... Bir dakika, buradan gidiliyor mu? Gidiliyor, tamam, ama orada bir şey var arkadaşlar. Bu neymiş? Ne var yani? Ne o? O ne yani? Ne anlamam lazım benim bundan? Ona binip de araba sürer gibi süreceğiz mi? Wow wow! Allah çarpsın, düşüyor sandım. Uçuruma falan düşüyor sandım. O kadar karanlık ki.
Şimdi sağda bir kapı var. Ama solda da bir gidiş var gibi. Şöyle şu tarafa bir bakalım. Gidebiliyor muyuz? Gidebiliyoruz. Tamam. O zaman önce kapıya bakalım. Ha, bu kapı kilitli büyük ihtimal. Onu boşluğa salıp, aynen kilitli. Onu ittirip bu kapıyı kıracağız. Tamam. Okey. Mesaj alınmıştır. Hemen çıkalım yukarıya doğru. Şöyle sağa sola da bakalım. Belki bir şeyler buluruz. Totem motem. Epeydir sanki totem bulmadık. Yani son bölümde totem bulduğumuz falan hatırlamıyorum. Vardır büyük ihtimalle yani. Ben hatırlamıyorum. Oo, bak burada bir şey buldum. Aç aç aç. Ne çıkacak bakalım. Al. İpucu. Madenci fotoğrafı. Patlatma tayfası adıyla bilinen bir grup madencinin... Yanlış vurguladım. Patlatma tayfası adıyla bilinen bir grup madencinin 1951 senesinde Kuzeybatı madenlerinde çekildiği bir fotoğraf. Patlayıcılarla yeni tüneller açıyorlarmış. Tersi patlatma tayfası. Yeni şaftları dinamitlemeye hazırlanıyorlar. Şaft ne lan? Bir dakika, ben onun arkasına bakmadım. Dur. Bir daha alsan onu. Onun arkasına bakmadım ben. Şöyle bir bakalım. Ekstra bir ipucu de... Ha tamam. Otomatikmenin arkasını da almış. Okey. İşime gelir. Şimdi şuralara bir bakalım. Daha sonra onu salacağız arkadaşlar aşağıya doğru. Bir şey yok gibi. Hiçbir şey yok gibi. Matt'i görsek de bari bizim yüzümüzden... başına gelenleri görsek. Ben bunu boşta salamıyorum. Ah, du. Ha bir dakika, tamam şimdi. Bu. Ama şurada var bir şeyler. Bir dakika. Bakmadan önce şuralara bakalım. Yok gibi. Tamam, geri dön. En acilinden ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Asansör. Çok büyük bir alan gösteriliyor bize şu anda. Tamam, asansörden gideceğiz eyvallah ama buralara bakmamız isteniyor sanki. Bakalım o zaman. Hani gerçek hayat... Gerçek hayatta böyle bir olayın içinde olsam gerçekten her yeri kontrol eder miydim? Bilmiyorum. Giriş çıkış makinesi. Madendeki amirlerin içeride kaç kişinin olduğunu bilmelerinin sebebi buymuş. Giriş kısmındaki kartlar kayıp. Güncelleme. Kartlar ortadan kaldırılıp sanatoryumdaki bir kasada kilit altına alınmış. Burada başka şeyler açıldı mı acaba? Başka bir şeyler açılmamış. Sadece şunları bir geçelim buralara gelmişken. Sam yakalandı. Chris ve Ashley Sam'i buldu. Sam'in Mike tarafından kurtarılması gerekiyordu. Kurtarıldı. Evet. Ashley makası aldı. Ashley psikopata sapladı. Evet, yaptık. Bir işe yaramadı ama. Psikopat Ashley'nin gözünü morarttı. Aynen. Bu neymiş? Chris Ashley'i vurmadı. Evet, vurmadık. Bu arada oyunun sonuna geliyoruz ya. Allah kahretsin. Güzel bir heyecan yaşıyorduk. Yani oyunun sonuna gelmek beni üzer açıkçası ama bir yandan da oyunun sonuna gelmemiz lazım. Zaten şafa son 4 saat. Oo, burada kapı var. Kapı kilitli. O zaman niye geldim ben buraya? Niye bana öyle bir seçenek sunuyor? Niye orada bir kapı var? Yapma. Madem kapıdan bir işimiz yok. Neyse, devam edelim. Hadi defolup gidelim artık buradan. Shit. Okay. How do I get this thing on?
üst kata çıkmamız lazım. Anladım da nasıl çıkacağız? Kapıdan mı? Deminki kapıdan mı acaba? Kilitli olan yer. Bu şu deminki yer biliyorum. Yine de bakmak istedim arkadaşlar. Tamam, burada bir şey yok. Geriye dön. Hızlıca o zaman şu kapıya gidelim bir daha. Yani kapının açılmaması lazım çünkü demin açılmadı. Şimdi Allah Allah. O yukarıya nereden çıkacağız acaba? Bir dakika, şöyle bakınıyorum, bakınıyorum. Çevrede bir şey olması lazım mutlaka. Ha, burada bir giriş varmış, aynen. Giriş bulduk, merdiven vardı. Arkada, bir dakika, başka bir şey var mı merdiven dışında? Oo, burada yol var. Bildiğin yol var. Totem, totem var. Totem mi o? Seni de gördüm. Bir dakika, önce sana bakalım. Önce sana bakalım da. Madenin bu bölgesi yakın zamanda bölgesel bir çökmeye maruz kalmıştır. Lütfen baş madenci. Tamam tamam, okey. Hadi. Toteme bakalım arkadaşlar. Bakalım ne totemi? Beyaz. Beyaz neydi lan? Ölüm müydü? Siyah değil miydi ölüm? Kısmet. Ölüm galiba. Allah kahretsin. Siyahmış. Neresi burası? Burası neresi abi? Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Başka bir şey var mı? İşte benim aklımdaki soru şu. Acaba ben bunu mesela bulmasaydım? Yani bu ölmeyecek miydi? Tamam, Emily geberip gitsin umurumda değil de tek isteğim oyunu kazanmak. Sadece bunu istiyorum. Olayların açığa kavuşmasını istiyorum. Ve deminki olayda da Josh ne alakaydı onu anlamadım. Hadi çıkalım artık. Çık 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 çık. Hadi. Git bir abdest al ya. Vallahi git bir abdest al ya. Bu ne biçim kamera açısı abi? Ne Matt'ı lan? Matt öldü. Bir şeyden haberin yok tabi. Epeydir totem bulmuyoruz dedik. Totem bulduğumuza sevindik. Bulmasak daha iyiydi. Bu ne? Merdivene benziyor. Ne bu ya? Anlamadım ki. Ne bu? Bir şeye benzetemedim. Işık tutsana, elimde telefon var. Allah'ın gerizekalısı. Yemin ederim ne olduğunu anlayamadım. Ne bu ya? Merdivene benziyor. Merdiven galiba. Şurada iki şey vardı. Bir tane burada. Weird. Really weird. Evet. Müzik yine gelmeye başladı.
Merdivenler çok sağlam değil ama. Hadi. Hadi. Bu da düşmesin de. Kısa bir durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle sağımıza solumuza bakalım. Müzik geliyor, yemin ederim müzik geliyor sadece. Bir de şu şeyi düzgün tutmuyor ya. El fenerini. Ayrı siniri bozuyor. Benim tuttuğum yeri göstermiyor bazen. Perspektif zaten sinir bozuyor. Ne olurdu yani görüntüyü direkt kadının arkasına koysanız. Hah, bir o eksikti. Tam oldu şimdi. Oh. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Nereye gideceğiz? Oo! Bundan sonrası ışıksız ya, işimiz daha da kötü. İşimiz daha da kötü. Hiç sordun mu kendine o nereden geldi diye? Ha bizim deminki şey, ha tamam. Lan yarım saattir biz oraya çıkalım diye mi uğraşıyoruz? Şimdi aşağıya in hadi. Nasıl ineceksin? Atlaman lazım. Atlayalım. Atlayalım şuradan. Bir dakika. Geri dön. Geri dön. Burada bir şeyler var mı? Tamam, burada bir iniş yolu var ama acaba orada bir şey var mıydı? Çok da merak etmemem lazım, farkındayım. Biliyorum ama merak ediyorum, ne yapayım? Yani olabildiğince çok fazla ipucu bulmamız lazım. Oyunu en iyi şekilde bitirebilmek için öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden yine döndük dolaştık. Bir totem daha bulduk. Sanırım evet. Bakalım. Tehlike. Tehlike totemi bulduk. Şurada iki şey birden var. Deminki yerden insek direkt sanki hedefe ulaşıyorduk da biz niye böyle çok uğraştık ya? Asansörden gidecektik işte. Buralara nereden geldik? Burada iki tane yok muydu ya bir şey? Yani tehlike bizi bekliyor. Yes.
Henüz yes değil, henüz yes değil. Aynen. Seni gördüm. Yerde bir şey var. Yerdekini de gördüm. Bir dakika. Al onu. Lovely. Danger is my middle fucking name. Ha. Neyse. Bir şey diyecektim şimdi. Ağzımı bozmayayım ben en iyisi. Şimdi burada bu resmin ne alakası var yani? Sen ne zaman dövme yaptırıyorsun Bed? Her şey bir kelebek dövmesiyle falan başlamış gibi sanki. Gibisi değil, öyle zaten. Buralarda bir şey yok. Şu arkadan doğru ilerleyeceğiz. Eyvallah. Ha, totem mi? Yine mi totem mi? Gözlük. Yana. İpucu bulduk lan. Hena'nın kırık gözlükleri aşağısı madene uzanan dik bir yamacın ucunda bulundu. Bir yerinde bulundu işte. Hena'nın yeni dövmesini gösterirken çekilen fotoğrafı. Bu fotoğraf Hena'nın dövmesini yaptırdığı gün çekilmiş. Sen ne? Tamam, okey. Tamam, okey. Önemli bir ipucu olabilir. Bu ipuçları en sonunda mutlaka bir işe yarayacak. Şurada... Ne o? Bunu nereden gördün de? Hadi. Hadi, yapıyorum. That's exactly a year. Tarih. What does this mean? Bu ne anlama geliyor? Ne bileyim ben, ne anlama geliyor? Bakacağız işte. Hena ve Beth'in kayboldukları tarihi ve sayılmış günleri gösteren kazılmış işaretler. Birisi aşağıda çok uzun süre yaşamış. Vay. Tamam. O da çok ilginç. Hiç beklemediğim yerden geldi. Şimdi tehlike totemini unutmadım. Arkadaki ışığı gördüm. Sağdan gidiş var. Buradan gidiş var. Şuraya bir bakalım önce. Burada sen varsın. Ne o, neydi o şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Burada kapı var. Açılmayacak büyük ihtimal. Açıldı. Açıldı da. Sağda gidiş vardı deminki yerde. Evet. Önemli bir ipucu olabilir. Evet. Hena'nın kolyesi. İçinde Washington ailesinin bir fotoğrafı bulunan Hena'ya ait paslanmış bir kolye. Bu buraya düşmüş olamaz. Birileri bunu madenin içine getirmiş olmalı. Washington ailesinin bir portresi. Hena belirgin bir madalyon takıyor. Aynen. Güncelleme. Bu madende bulunanla aynı madalyon. Aynen öyle. Şimdi şuradaki kapıyı açtık. Oradan ilerleyeceğiz eyvallah da. Deminki yerde sağda bir gidiş vardı. Ben orayı merak ettim. Acaba geri dönüp bakmasak mı? Burası hiç iyi bir yere benzemiyor. Hele ki kamera açısı rezalet. En gıcık kaptığım kamera açısı. Bismillahirrahmanirrahim. O ne lan? Of.
Şok üstüne şok yaşıyorum. Yemin ederim var ya, şok üstüne şok yaşıyorum ya, böyle bir şey yok. Kızın kafası lan. Bildiğin kafası. Demin sanki sol tarafta bir şeyler vardı. Ben bir bakacağım oraya. Sol tarafta bir giriş gibi bir şey vardı. Oradan bir şeyler bulabiliriz belki. İpucu falan. Ha, zaten oradaymışız. Pardon. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Sevmiyorum abi. Böyle bu kamera açısını sevmiyorum. Kürek falan yerlerde bir şey. Aa, deminki yere geldik. Demin sağdan hemen aynı. Demin sağdan hemen inseydik sanki birçok şeyi görmeyecektik. Ama şimdi dönüp dolaştığımız için çok şey gördük sanki. Öyle düşünüyorum. Galiba doğru tercih ettim orada. Farkında olmadan. Hazırlıklı ol. Hazırlıklı ol. Nefes bile almadım lan demin. Saklansın. La bilemedim ya. Bilemedim. Adamla savaşacağız büyük ihtimal. Saklansak da bulunacaktık sanki. And after all you've been through, good. I mean, how does that feel, right? How does it feel? Do you enjoy feeling terrorized, humiliated, I mean, panicked? All those emotions that my sisters got to feel once, 1 year ago? Only guess what? They didn't get to laugh it off. No. They're gone. I don't know if you noticed this, Josh, but none of us are laughing. Oh, come. Why the long faces? Come on. It's good to get the heart racing every now and then, right? And race they did. I mean, every one of you just pitter-pat. I hope you appreciated my little phantasmagorical spectacle. I mean, no detail too small. Did that just no happen? Opportunity missed. It was such a delight to play the puppet master to all of your Pavlovian panic. All that gore? Gore galore. Fake bodies. I mean, God, that shit was expensive. And no retakes. Nope. Only double takes. Oh, you should have seen your faces. Hook, line, and sinker for every little stinker. Josh, why are you doing this? Yeah, don't even ask this squirrely little grunt. He's got no clue. He's out of his fucking tree. He's definitely off his meds. Oh, come on, you guys. Revenge is the best medicine. You're done. Mike, he's sick.
What? Come on, you guys are all gonna thank me when you guys become internet sensations. Wait, what? What? Oh, you better believe this little puppy's going viral, ladies and germs. I mean, we got unrequited love. We got blood. I don't think there's enough hard drives in China to count all the views we're gonna get, you guys. What are you talking about, you asshat? Jessica's fucking dead. What? Did you hear me? Jessica is dead. You are gonna fucking pay, dick! Ah! Guys! Guys, come on. Seriously, this is crazy, you know? Shut up. Why'd you hit her, man? Huh? Why'd you have to fucking hit her? Ah! What are you talking about? You punched Ashley, you piece of shit! I got so mad. You don't hit a girl. You just don't. Dude, Chris, bro. And I'm not your bro. Where are we going? Where are you guys taking me? Locking you up, bro. What? You can't do anything stupid before we call the police in the morning. Come on. I didn't do anything. Are you serious, bro? Goddamn murderer is what you are. I didn't do it. Michael, please, just listen to me, man. I did not hurt Jessica. Onun yapmadığına inanıyorum ama şimdi aklımdaki sorular biraz cevap bulmaya başladı. Hani diyordum ya, nasıl aynı anda hem orada hem burada olabiliyor diye. Şimdi anladım. İşin aslı o değilmiş. Bu şaka değil yalnız. Bu gerçekten şaka. Tamam, öteki de şaka değildi ama bu hiç şaka değil. Bu hiç şaka değil. Right now I'm so sorry. Stop it. Jesus, dude. Stop. Michael, I'm sorry, man. I can't tell you how sorry I am that something happened to Jessica, but I swear to you, I have no idea what happened to her. Josh, be honest. Do you really expect us to trust you for a single goddamn second after all the shit you put us through? But can't we all just get along? Damn it! Not dicking around. Not how it's supposed to be. You're just a bunch of bullies. Ya ama sen hak ettin ya vallahi yani. Not like you got the guts to really do anything about it anyways. Bak provoke ediyor. Ağzını burnuna kıracağım şimdi. Really need to shut up, man. Oh yeah. I don't even know what you mean because I don't have anything to regret. Oh my god. Yani şu an altyazıları falan kaçırmamak için çok konuşamıyorum ama ağzının ortasını bir tane geçireceğim ya. Tövbe estağfurullah. Yani ben o durumda olsam ne yapardım bilmiyorum. Herhalde aynı şeyi yapardım. Sinirden kafayı yerdim. In God's name, is he talking about? This is hard to watch. You ever see this kind of shit before? I've never seen like this. Money back. Chris and Ash. Chris is an ass. Ashley's a dumb dumb. I'm sorry, what did you say? Well, I said you're a dummy, dummy. What is wrong with you? Oh, Ashley. Oh. Ashley, I'll get you out of this. I won't let you die.
I never imagined in my wildest dreams that you liked me. Stop. You know what that sound is? It's the sound of never kissing Ashley, you pussy! Stop! Yeah, you know, you might as well let Ashley sleep. Provoke ediyor, yapma oğlum bak, provoke ediyor, yapma. Notches in his belt, you know, he'll treat her right! Fucking pathetic, Christopher! I'm gonna beat his head off. Don't listen to him. Not worth it. Hey, Mike. Mike? What? What happened with Jess, Mike? You know what happened. No, I don't. I got a problem, Mike. I don't remember killing Jess. Christ. I mean, like, I feel like I would remember killing her, you know? She's so soft. Probably got like a really tight bod. Shut your fucking mouth! Seriously? What? Did you think I was gonna shoot him? I don't know. Come on, Chris, you know me better than that. Yeah, Chris, you know me better than that. Yeah, well, just next time give me a heads up, all right? Oh, you poor little piggy. But you can't even get your good cop, bad cop routine to work. Leave it to the pros. Why don't you go back to the lodge? Make sure everything's all right. I'll stay here with this lunatic until the morning. Oh, sleepover. Can we order pizza? Pizzayı ben I want to know everything's fine back. Söylerim. Yeah, you're right. See you in the morning. Cuk diye oturdu arkadaşlar. Benim de yavaş yavaş uykum geliyor çünkü. Gecenin geç saatleri, her neyse. Yani Josh yaşıyor. Sevinelim mi, üzülelim mi? Anlayamadım açıkçası. Emily asansörün, yani asansörü çalıştırmaya giderken iki yol vardı biliyorsunuz. Biri sağdan, biri de soldandı. İlk gidişimde soldan gidiyordum. Daha sonra sağ tarafı merak ettim. Sağdan gittim. Ve birçok şey bulduk. Ama acaba eğer ki soldan gitmiş olsaydık o ipuçlarını bulabilir miydik? Yoksa direkt asansöre mi gidecektik? Onu bilmiyorum. Onu merak ediyorum. Tehlike falan atlattık ama en sonunda da adam bizi tekrar yakaladı. Şimdi işin garip yanı şu. Bizi kim yakalasa biz ölmüyoruz nedense. Yani demin nasıl desem sanki bu bütün bölümler sanki böyle bir şey gibi geldi bana. Bir yalan gibi geldi. Anlatabiliyor muyum? Bir yalan gibi geldi yani. Ama tek bir gerçek var. O da ortada. Gerçekten bir psikopat var. Bu Josh değil. Tamam, Josh da bir psikopat. Bir kendin gibi psikopat. Bir hastalığı, bir şey var yani. Bir intikam alma duygusuyla zaten davet etmiş demek arkadaşların oraya. Ama gerçek bir psikopat var. Gerçek bir psikopat var. Bunun farkındayız. Neyse. Biz burada bu bölümün sonuna gelelim. İnşallah videoları arka arkaya yayınlamaya çalışacağım. En kısa sürede bu seriyi bitirelim. Çünkü sonucu çok merak ediyorum. Yani şafağa 4 saat kaldıydı en son. Şimdi bir sonraki bölümlerden itibaren 3 saate düşecek mi? Yoksa hala daha 4 saatten mi devam edeceğiz bilmiyorum. Çok da fazla gevezelik yapmayalım. Videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi bakalım.